Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. 1. sorumuz: Güneş, Dünya, Ay, Samanyolu, Gökadası, Güneş Sistemi ile ilgili verilen kavramların küçükten büyüğe doğru sıralaması nasıl olmalıdır? En küçük burada Ay arkadaşlar. O yüzden 3 küçüktür diyoruz. Sonra Dünya 2, sonra Güneş 1, en büyük burada Samanyolu'dur arkadaşlar. 4. 2. Aşağıdaki modelde okla gösterilen kısımların isimlerini okların karşısına yazınız. Buradaki yeşil renkli atomun etrafında, çekirdeğin etrafında dönen elektronlardır arkadaşlar. Burada gösterilen elektronların döndüğü ve bulunma ihtimalinin olduğu yerlere katman diyoruz. Burada yüksüz şekilde gösterilen mavi noktalar nötron ve pozitif yüklü parçacıklarımız da tabii ki proton. 3. Yukarıda verilen yapıların büyükten küçüğe doğru sıralayınız demiş. Burada en büyük arkadaşlar sistem. Şuraya yazalım. Sistem. Sistem büyüktür. Organ. Organ büyüktür. Doku. Doku da büyüktür. Tabii ki hücre. 4. Yukarıda renkleri verilen yıldızların sıcaklıklarını soğuktan sıcağa doğru sıralayınız. En soğuk kırmızı renklerdir arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kırmızı. Sonrasında sarı. Ve en sıcak da arkadaşlar mavi ve beyazdır. Bize burada mavi verildiği için mavi diyoruz. 5. Aşağıdaki tabloyu tamamlayalım. Dünyadaki kütlesi 36 kilogramsa Ay'daki de arkadaşlar yine 36 kilogramdır. Çünkü kütle değişmez. Dünyadaki ağırlığı, tabi bunu bulmak için kütleyi 10 ile çarpıyoruz. 36'yı 10 ile çarparsak 360 Newton eder arkadaşlar. Ay'daki ağırlığını bulmak için de 360'ı 6'ya bölüyoruz. Buradan 60 Newton çıkar. Bu şekilde X'in değerlerini bulduk. Şimdi Y'ye bakalım. Dünyadaki ağırlığı 720 Newton ise bu kütlenin 10 ile çarpılmış halidir. O yüzden 10'a bölersek 72 buluruz. Buradan 72 kilogram deriz. Ay'daki kütlemiz de dünyadakinin aynı. Çünkü kütlemiz her yerde aynıdır. Değişmez. 72 kilogram. Ay'daki ağırlığını bulmak için dünyadakini 6'ya bölüyoruz. Yani 720'yi 6'ya bölersek buradan 120 Newton çıkar arkadaşlar. Bu şekilde de tabloyu doldurmuş oluyoruz. 6. Aşağıda mayoz ve mitoz bölünmenin özellikleri karışık olarak verilmiştir. Bu özelliklerin sadece harflerini uygun bölüme yazınız. A. Parça değişimi gerçekleşir mayozda. Eşeyli üremenin temelini oluşturur. Yine mayoz arkadaşlar. B yazıyoruz. C. Genetik çeşitlilik sağlar. Yine mayoz. C yazalım. Vücut hücrelerinde gerçekleşir. Bu mitoz arkadaşlar. D yazıyoruz. İki hücre oluşur. Yine mitoz. E yazıyoruz. Oluşan hücrelerin genetik yapıları birbirinin aynısıdır. Bu yine mitoz. O yüzden F yazıyoruz. Tek hücrelerde üremeyi sağlar. Bu da mitoz arkadaşlar. G yazıyoruz. Üreme ana hücrelerinde gerçekleşir diyorsa bu mayoz arkadaşlar. H harfinde buraya yazıyoruz. 7. Aşağıda yer alan elementlerin sembollerini yazınız. Hidrojen H, bor B, demir Fe, lityum Li, neon Ne, helyum He, argon Ar, fosfor P, altın Au, gümüş Ag, karbon C, alüminyum Al. A bölümümüz aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına tik, yanlış olanların başına çarpı işareti koyunuz. Gazete okumak, film izlemek ya da ders çalışmak fiziksel anlamda iş değildir. Doğru arkadaşlar. Zehra sırtındaki çantasıyla yürürken fiziksel anlamda iş yapmış olur. Hayır, iş yapmaz. O yüzden yanlış diyoruz. Bir cisme uygulanan kuvvet azalırsa yapılan iş de o ölçüde azalır. Evet, kuvvetle iş doğru orantılıdır. Bu da doğru. Ağaç dalında duran yaprağın esneklik potansiyel enerjisi vardır. Hayır, çekim potansiyel enerjisi vardır. Yanlış. Joule iş bilimi olarak bilinir ve kısaca J ile gösterilir. Bu da doğru arkadaşlar. Havada uçan bir kuşun hem kinetik hem potansiyel enerjisi vardır. Doğru. Uçtuğu için hareketlidir. Bu yüzden kinetik enerjisi vardır. Yerden yüksekte olduğu için de potansiyel enerjisi vardır. O yüzden doğru.
Kinetik enerji cismin kütlesine ve yerden yüksekliğine bağlıdır demiş. Hayır, kinetik enerji hıza bağlıdır arkadaşlar. O yüzden yanlış. İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Evet, enerjinin tanımı verilmiş. Doğru. Süratleri eşit olan iki araçtan kütlesi az olanın kinetik enerjisi daha fazladır. Yanlış arkadaşlar. Kütlesi azsa kinetik enerji de az olacak. Çarpıyı koyduk. Yerden yüksekte olan bütün cisimler çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Evet, bu da doğru arkadaşlar. B bölümü. Aşağıda verilen durumların hangileri sürtünme kuvvetinin hayatımızdaki olumlu ya da olumsuz etkilerindendir? İşaretleyiniz. Yürüyebilme olumludur arkadaşlar. Araçların fren tutabilmesi yine olumlu. Kapı menteşelerinin aşınması bu olumsuz. Yazı yazabilme ya da silebilme olumlu. Araç lastiklerinin zamanla incelmesi olumsuz. Kibrit ve çakmağın kıvılcım çıkarması olumlu. Dağcıların dağa tırmanabilmeleri olumlu. Kalecilerin atılan topu tutabilmesi olumlu. Yürürken hareketimizin zorlaşması bu olumsuz. Paraşütlerin yavaşça yere inebilmesi demiş olumlu. Pantolonların diz bölümünün aşınması tabii ki olumsuz. Elimize aldığımız bardağı tutabilmemiz bu da yine olumlu arkadaşlar. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.